Biziz düşman gençleri, oğullar birlikleri. Başüz kekür yaşama, milletin sevindileri. Başüz kekür yaşama, gençler görme arkadaşlar! Hayra kalkasın! Yazlananlar, yemin edip seslenenler, şehirlersin yazlananlar. Kurt sütüden beslenenler, kurt sütüden beslenenler. Bizim düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Bizim düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Bunu görsün görmeyenler, bunu bilsin bilmeyenler, bunu görsün görmeyenler. Ya da fırsat vermeyenler, ya da fırsat vermeyenler. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Alkışlar almıram gençlerden. Kemçükten Erbil kabası, düşmanların kalası. Kemçükten Erbil kalası, tüm düşmanların kalası. Düşmanların baş belası, düşmanların baş belası. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Çalış kardeş, çalış böyle. Milletine hizmet eyle. Çalış kardeş, çalış böyle. Milletine hizmet eyle. Ben söyledim, sen de söyle. Ben söyledim, sen de söyle. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Bizi düşman gençleri, oğuzlar kıyıntıları. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Başüz kekür yaşama, milletin sevintileri. Maral kaytas bağın konca gülünden, gidiyordum su içtim Aksu suyundan. Maral kaytas bağın konca gülünden, bir yurdum su içtim Aksu suyundan. Kahraman yurdumun dört bir yanından, gelirken Erbil'e salam getirdim, salam getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce aziz şehitlerimizin hatırasına Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret dileriz.
Bugün biz burada var isek, evvelallah o düşen şehitlerimizin sayasında ayaktayız. Saygıdeğer Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Konsolosluğu Muavini Sayın Emir Bey, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanlarımız, Siyasi Büro Üyeleri, Sivil Toplumlar, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, Muhterem Önde Gelen Şahsiyetlerimiz, Dava insanlarımız, kıymetli 149 listemizin Canım Erbil sloganı altında muhterem adaylarımız, candan aziz dava kardeşlerim, Asena bacılarımız, muhterem misafirler, Türkmen El Öğrenci Gençler Birliği'nin 33. yıl dönümüne hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Her şeyden önce Türkmen gençliği bunu her daimdirik ve her daimde diyeceğiz. Allah'ın rızasını kazanarak davamızdan gözümüzü kırpmadan her daim ayaktadır. Bugün ata topraklarında Muzaffereddin Göktürk diyarında Erbil'de bulunmaktayız. Erbil'in seçimlerini desteklemektayız. Erbililerin yanındayız. Listemizin yanındayız. Canım Erbil 149 numaralı listemizin yanındayız. Biz buna söz vermişiz. Türkmeneli bölgemizde herhangi ilimiz, herhangi köyümüz, ilçemiz bize ihtiyacı olursa biz onların yanındayız ve hizmetindeyiz. Bugün de kutlamamızı Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği'nin 32. yaşında kutlamasını Erbil'de bulunduk. Erbil'imizde destek olan Türkmen Erbil, canım Erbil. Allah muzaffer eylesin. İnşallah başarıdan başarıya ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi var. Gençlerimizin onu estiremeyi dikkat etsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diri bu'istu bil hanifiyeti semha fehalefeni şebabu ve halefeni şuyuh. Bu güzel dini getirdim. Allah Subhanahu ve Teala beni seçti. En fazla bana destek veren gençler oldu. Muhaliflerim de yaşlılardı. Bu Peygamber Efendimizin kavlidir. Dönersek de bizim Türkmen gençlerinin roluna bu davada asıl kadıya, asıl dava tabii ki bu günden başlamadı. 30 yıl evvel önce deci. Ondan evvel bütün Türkmeneli coğrafyasında gizli teşkilat önderliğini yapan Kur'an bütün Türkmeneli coğrafyasında her zaman gençlerimiz olmuştu. Ve o gençler o kadar aktif gençler idi. 1959 katliamında bile çok sayıda genç şehitlerimiz var idi. Ve onların da kanını yerde bırakmayan ondan da gençlerimiz var idi. O gençler koydular o kanları yerde bırakılmaz. Onları da unutmayalım. Ve 1960'da ilk İstanbul'da yürüyüş bu katliamı kırmak için yine Türkiye'de okuyan bizim gençlerimiz idi. Ve o sloganları, her zaman meşhur sloganları, özü Türk, sözü Türk, canım Kerkük, asıl mesele oradan başlamıştı. Sonra komünist döneminde en dimdirik duran o komünist fikrinin karşısında Kerkük'te o katliamdan önce ve sonra yine de Türkmen genci olmuştu. Bunu tarih yazır ve tarih bunun en büyük şahididir. Ondan sonra Bahsiler döneminde
o baskını, Ba'silerin baskısını ancak o Ba'silerin dönemini yaşayan biline kadar şiddetli, acı bir baskıydı. O baskıya rağmen 1974'te bilirsiniz kültürel hakları bize 24 Ocak 1970'te verilmişti. 1974'te tekrardan elimizden alınmıştı. O dönemde Ba'silerin döneminde, o diktatör rejim döneminde bizim gençlerimiz, öğrencilerimiz bir izraba kalktılar ki hiçbir zaman Kerkük tarihinde o izraptan olmamıştı. Okulları kapattılar. 15-20 güne yakın devamı koymadılar, kimse devam etsin. Ondan sonra bir şehidimiz de oldu, Tembel Abbas şehidimiz. Ondan sonra tabii ki o izrap bitti, devama başlandı tekrardan. Buna da yetinmedi oradaki gençlerimiz. Gittiler Bağdat'ta, oradan okuyan talebelerimiz, üniversitede okuyan talebelerimiz bir muzahare ettiler Bağdat'ta. Ben 1974 konuşuyorum arkadaşlar. İttihat talebe vardı onun kapsında. Belki onun bazı şahitleri de burada vardılar. Ve her zaman ocakta, kardeşlik ocağında Bağdat'ta o zaman abilerimiz bir yurt kurdular. Türkçüman genci elin, o zaman da bilirsiniz en fazla üniversite ve fakülteler Bağdat'taydı. İnsanımız, gencimiz hatta mağdur kalmasın, harac etsin bir yurt tutuldu. O yurtta aslında sadece kalmak değildi. Oradaki abilerimiz o insanları milli davaya hazırlamak idi, yetiştirmek idi. Geldik 70'lerin sonuna, ondan sonra Kurtuluş Ordusu kuruldu. Hapsi gençlerimizden, ondan sonra tutuklanırlar, idama mahkum olurlar, canlarını bu davaya fida verirler. Ama bu davadan hiçbir zaman vazgeçmirler. Bazı idam, bazı senelerce Abu Ghraib zindanlarında kaldı. Munir kardeşimiz 20 yıldan fazla orada kaldı. Özgüden büyük sayıda insanlarımız vardı, orada yattılar. Ama hiçbir zaman asla ve asla bu davadan taviz vermediler. 2003'ten sonra, tabii 2003'e kadar bu bizim bu kuruluş sadece Çifri, Erbil, Duhok, Süleymaniye'de faaliyet gösterdikten sonra 2003'ten sonra 94-2003'ten sonra Saddam rejimi düşenden sonra bizim gençlerimiz bütün Türkmeniyeli bölgesinde hemen bürolar açıldı, hemen gençlerimiz katıldı, hemen faaliyete geçtiler ve hamdolsun bugüne kadar faaliyetleri devam edildi ve bütün gençlerimize, öğrencilerimize Yüce Allah'tan başarılar dilerim. Tabi aynı zamanda nece ondan evvel şehit vermiştik. Şimdi de gördüğümüz o genç şehitlerimizin tablosunu, resimlerini kardeşlerimiz, her zaman genç kardeşlerimizin kanları bu dava uğrayınca her zaman ellerinde olmuştu. Ve bu dava uğrayınca kanlarını verdiler. Bütün şehitlerimize de tabii bu bütün Türkmeniyeli şehitlerine Allah'tan rahmet dileriz ve ailelerine sabır dileriz. Aynı zamanda arkadaşlar, bu örgütün büyük rolü olmuştu. Kuruluşu gününden bugüne kadar bizim cephe partilerimize, siyasi müesseselerimize kadro yetiştirmekte büyük bir rol almışlar. Onun için örgütlenmek çok önemlidir ve çok önem verir özüne. Çünkü
burada yetişen gençlik çağında ondan sonra büyük bir rol alabilir. Onun için bu örgütün kuruluşundan bugüne kadar başında olan bütün kardeşlerime ve bütün mensublarına diyorum Allah razı olsun sizden. Sizlerin de amacı büyüğüydü. Asıl zaten bayraktı. Bir elden bir ele taşındı. Bugün Murat kardeşimizin elindeydi. Ama o geçende, mazide geçen bütün kardeşlerimize, bacılarımıza buradan teşekkür ederim. Sizi o da rolunuz büyüğüydü. Son sözümü bitirmeden önce arkadaşlar, özellikle de gençleri bir konuda dikkatlerini çekmek isterim. Irak'ta genel olarak ve Türkmen genci özel olarak hedefler. Buna dikkat edin. Hedef neydi? Böyle çok özet diyeyim. Diller genç ne ile meşgul olursa olsun ama bir davayden meşgul olmaz. Bu milli mücadeleyden meşgul olmaz. Görürsünüz uyuşturucu afeti bir yandan ondan sonra sosyal medyada meşgul etmek ondan sonra ortadaki olan bağı ister aile içinde ister toplum içinde koparmak bölgesel siyasetler yaratmak asıl amaç bunda Türkmen gencinin davası olmasın. İnandığı bir kadıya olmasın. Çünkü bu olduktan sonra o topluma, o gençliğe çok kolay olur kontrol etmek. Bunu da yapmak için arkadaşlar her zaman bizim ideolojiye ihtiyacımız var. Bilagın davamız nedir? Ne için biz bu Türkmen davasını savunuruz? Nişi hizmet ederiz? Nişi bunca abilerimiz kanunu verdiler? Bunu isterler gencimizin içinden kopartsınlar. Buna dikkat edin. Bunu da ne yoldan isterler yetsinler? O genci sadece ve sadece maslaha, çıkar, para, menfaat. Cebunun karşılığında davadan vazgeç. Bunun karşılığında ne istirse o öcü için açıktır. Para, görev, iskambil, sandalye, her şey var. En tehlikeli silah kullanılır bir gün bizim üzerimize düşman bu silahtır. Buna fırsat verme oğlum gençler. Bu değil, bu dava oğrıca o kadar kıymetli insanlar ruhunu verdi. O kadar kıymetli insanlar kanını verdi. Sicinde yattı. Ailesinden oldu. Bu davanı o çıkarcı insanlar için bırakma oğlum. Ece olarak kalsa gelecek nesil torunlarımız hepimizden hesap sorar. Tarih çok zalimdi ve çok adildi aynı zamanda. Adildi davasına sahip çıkanlara ve zalimdi bu davanı satanlara. Her kişi düşünsün ben ölenden sonra uşaklarım için para puldan daha fazla hangi tarih koyacağım? Beni neyden anacaklar? Öcü üstadı. Var idi en zengin. Ondan sonra ciddi oğlanları çok fakir kaldı. Vardı çok fakir ciddi ama oğlanları çok zengin oldu. Kıyas paradacı. Kıyas bu toplumun içinde ne kadar değerli olacak? Tarih yazacaksan bu millete ne kadar hizmet edeceksen Allah'tan dileriz bizi her zaman doğru yolda sabit kılsın, çıkarcı insanlardan etmesin. Sağ olun, var olun.